Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz Soru Çözüm Eğitim ve Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kirchhoff kanunlarından, bu sefer akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir kavramını ele alacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde delta V, yani gerilimler toplamı sıfırı anlatmış ve bununla ilgili birer adet örnek yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ise Kirchhoff'un en önemli denklemlerinden birisi olan elektronikte, fizik 2 dersinde önemli bir yeri olan Kay denklemlerine, yani Kirchhoff'un akım yasasından bahsedeceğiz. Genellikle sınavlarda Kirchhoff'un akım gerilim yasası arkadaşlar bir arada sorulmaktadır. Şimdi bizim burada Kay denklemini nasıl yazacağız? Öncelikle bakın, benim akımım böyle gelsin. Ardından akımım, bakın, iki tane kola ayrılsın. İki tane kola ayrıldı görüldüğü gibi. Ben o zaman arkadaşlar bunlara isim vereceğim. Kirchhoff'a göre yapacağız. Bakın Kirchhoff mesela bu akıma I1 olsun arkadaşlar. Kirchhoff buna I1 demiş. Bu akım I2 akımı, bu akım ise I3 akımı olsun. Burada bakın akım iki kola ayrılıyor görüldüğü gibi. Yani bu iki kolun toplamı da yine geldiği kola eşit olmak zorundadır. Burada I1 eşittir arkadaşlar I2 artı 3. Bu elektronik devrelerin en temel prensibidir arkadaşlar. Kirchhoff bilinmeden ne devre sorusu çözülebilir ne de devre ile ilgili bir işlem yapılabilir. Çağ yönteminde, düğüm gerilimleri gibi yöntemlerde, Thevenin'de, Norton teoremlerinde en çok kullanılan yöntemdir Kirchhoff akım yasası ve Kirchhoff gerilim yasası. Şimdi bu biçimde ikiye ayırdık. Bakın ezbere gitmeyin. Okların yönüne çok dikkat edin. Mesela şöyle de olabilir devre. Mesela yine böyle gelsin arkadaşlar. Şimdi hemen kalem rengini değiştirelim. Bu sefer bakın oklarını farklı yönde yapacağım. Lütfen dikkatli izleyin arkadaşlar. Bu sefer mesela akım, bakın böyle gelsin. Ondan sonra buradaki akımda nasıl olsun arkadaşlar? Buradaki akımda bu tarafa doğru gitsin. Buradaki akım da arkadaşlar yine ne olsun? Bu tarafa doğru gitsin. Şöyle. Evet, şimdi bakın, yalnız kalem yine eski haline döndü. Burada yine isim verin. Buna mesela I1 deyin. Buna I2 deyin, I3 deyin. Burada bakın ne olmuş? Yani I1 akımı gelmemiş, I2 akımı gelmiş. Bakın iyi dinleyin burayı. I2 akımı geliyor burada. Bakın I2 akımı ortak noktaya geliyor. Ne oluyor? I1 ve I3 diye ikiye ayrılıyor. Yani bunun denklemini yazarken direkt ezbere I1 eşittir I2 artı I3 gibi bir kavrama gitmeyin arkadaşlar. Önemli olan mantığını anlamaktır. Yani burada bakın I2 geliyor. I2, I1 artı I3 gibi ayrılıyor. Şimdi bunlarla ilgili bir tane devre çizecek olursak arkadaşlar daha iyi mantığını anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu kalem rengi gerçekten kötü. Hemen mavi alalım. Şimdi bakın şöyle bir tane devremiz olsun. Bu devremizi buradan ikiye bölelim arkadaşlar. Buradan ikiye bölelim. Bakın burayı iyi anlarsanız ileride göreceğiniz tüm devreleri, bak abartmıyorum, tüm devreleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunu çözmek istiyorsanız bakın bu Kirchhoff yasasını adınızdan daha iyi bilmelisiniz. Şimdi şuradan bakın, şuradan bir tane, bakın buradan devrenin burasından i akımı geçiyorsa nereden ne akım geçtiğini bilmek çok önemlidir. Bakın buradan hala i akımı geçer. Hala i akımı geçer. Hatta i demeyelim, sizin kafanız karışmasın. Direkt akım değeri verelim. Mesela 5 diyelim. Mesela 5 diyelim. Buradaki 5 olsun. Akımımız 5. Bakın hala buradan devre bölünmedi. Bakın 5'lik bir akım geçiyor ama dur. Burada dur. Buradan sonra 5'lik bir akım geçmez arkadaşlar. Buradan sonra bakın şu noktada, şu noktada akım ayrılır. Neye ayrılır? Bir tarafı sola gidecek, bir tarafı aşağıya gidecek. Bakın. Mesela burada sola giden, bakın sola giden 2 olsun. İkilik kısmı sola gitsin. Bakın hala solda 2. Yeşilli yer hala 2. 2, 2, 2, 2, 2 devam ediyor. Oraya 2 gittiyse zaten 5'ti. Aşağıya da 3 gitmek zorunda. Yani bakın buralarda da 3'lük akım bulunmaktadır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın bunun mantığını iyice anlayın. Bu benim akım yönlerini şu an kafadan uydurduğum bir devre. Yani bu şey de olabilir. Mesela kırmızı yer 5 olabilir. Diğerleri 2'ye 3 olabilir. Akımın yönüne göre belirledik arkadaşlar. Ben burada akımın yönünü böyle aldım. Böyle buraya gidiyor. Ardından buraya gidiyor.
daha sonra aşağıya gidiyor. Bu nedir arkadaşlar? Bakın şuna i diyelim. Şuna i2 diyelim. Şuna i1 diyelim. i2 diyelim. i3 diyelim. Zaten burada bakın i1 geliyor. 2'ye ayrılıyor. i3 ve i2 diye. i1 kaçtı? 5'ti zaten. i3 kaç? 2. i2 kaç? 3. Bakın dolayısıyla birbirine eşit oldu. Yani giren akımlar çıkan akımlara eşit ve giren akımlarla çıkan akımların toplamı da arkadaşlar 0 olarak bulunur. Kirchhoff'un en önemli yasasıdır arkadaşlar. Mantığını anlamadıysanız yorum olarak mutlaka yazın. Olmadı bir tane daha video çekerim. Evet, hoşça kalın.